Merhabalar arkadaşlar, Turgut Ekim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte inanılmaz hayat hilelerini izleyeceğiz. Böyle dizi ismi gibi falan oldu ama değil yani. Dizi ismi değil. Gerçekten bu ülke çok ilginç dizi isimleri gördü. Hakikaten öyle. Şimdi nereden girdik bu konuya bilmiyorum. ama bir dizi ismi gerçekten benim dikkatimi çok dağıtıyor. Yani okurken bile böyle bir şok olarak okuyorum. Eşkıya, dünyaya, hükümdar olmaz. Çok uzun değil mi ya? Çok uzun değil mi? Bu diziyi izleyenlerin hepsi bir de eşkıya diyor bu diziye. 9 gündür yoktum. Neredeydi bu Turgut? Nereye kayboldu gene? Bayram tatili dolayısıyla kepekleri indirmiştik. Kanalın kepeklerini indirmiştik. Şimdi geri geldik. Evet, like ve yorum atmayı unutmayın. Çok güzel hayat hileleri izleyeceğiz. Gerçekten şaşırıyorum böyle. Nereden aklına gelmiş bunlar? Nasıl aklına geliyor falan? Şaşırarak izliyorum. Yani Allah Allah, Allah Allah diye bitiyor. Uzun bir süre izliyorum böyle 25 dakika, yarım saat Instagram'da yatarken. Ama bitiyor yani. Çok çabucak. Ne dedim ben? Ne anlatmaya çalışıyorum ya? Boşver. Hadi gelin videoya geçelim. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hadi videoya. Hadi bakalım. Bakmayalım. Bakmayalım. Ne yapıyorsunuz siz ya? Allah Allah. İnsanları birinci saniyeden böyle şokluyorlar, kapatama videoyu diye. Hemen böyle insanları kendi gibi zannediyorlar. Ama güzel fikirmiş. Bisiklete süren etekli ablalarımız kullanabilirler yani. 1 lirayla halledebiliyorsunuz. Aa bak, bu da şeyler için. Mesela bikininin üstünü kaybettin. Yok. Bikini de alacak paran yok. 2 tane bikinin var. Birini alt yap, birini üst yap, kullan işte. Mantıklı. Zeka bu. Zeka bu. Fazla söze gerek yok. Bu hepimizin başına geliyor. Ne oluyor lan? Hepimizin başına geliyor derken adamın başına şey çarptı. Gördünüz mü? Terlik çarptı. Böyle sokaklarda falan, alışveriş merkezinde giderken benim bir defa jortladı böyle terlik. Böyle seke seke gittim. Bunu izlemiş olsaydım geceleri Instagram'da olmayacaktı böyle şeyler. Başıma gelmeyecekti. Bak ne güzel adam gitti Pepsi'nin şeysi. Aa, reklam oldu. Bir teneke kutu kolanın şeysini kullandık. Evet. Bu da aloe vera sıkıyor. Yanan arkadaşlar varsa böyle, ben çok yanarım mesela. Özellikle açık tenler çok yanar. Ama ben de yanıyorum çok fena. Aloe verayı donduruyorsun. Oh, sürüyorsun böyle mis. Hem serinliyorsun hem de yanıklardan kurtuluyorsun. O ne, öyle çanta mı olur ya? Ha. Hırsızlara yönelik galiba bu. Çalmasınlar diye, anladım. Ama bunu da çöp diye atabilirler yani. İğrençsiniz ya. Yemin ederim iğrençsiniz. Ya çöpçü gelirse oradan alıp götürürse onu. Altına kum gelmiş. Ne yapıyor? Ha, şeyin yanına taktı. Okey. Çantanın içine koymadı da çantaya taktı. Güzel fikir. Bence yapılabilir yani, mantıklı. Bunu görmüştüm daha önce. Çok mantıklı ya. Yemin ederim çok mantıklı. Ne kum girer, ne bir şey girer. Hiç. Çok seviyorum böyle şeyleri ya. Bak. Oh, lastikli çarşaf. Vallahi çok güzel. Havuza gir, denize gir. Hiçbir şey olmuyor. De. Bu olay çok saçma şimdi. Niye böyle bir şey yaptın ki? Anne, suya sok, bir şey sok. Niye kuma koyduğunda üstüne su gelmesini bekliyorsun? Çok saçma yani. Ne yapıyor? Makarnayla. Buna makarna da diyorlar, sosis de diyorlar. Siz ne diyorsunuz? Bakayım. Ha, yüzen şey yapacak. Anladım. Böyle havuza koyuyorsun, yüzüyor bu. Çok güzel ya. Oh. Vallahi keyfiniz keyif ha. Oh. Keşke ben de yapabilsem. Evet, bundan ben de muzdaribim. Gerçekten soğuk havuzlara giremiyorum. Çok üşüyorum ya. Niye böyle oluyor bilmiyorum. Ne yaptı? Hula hopa siyah poşet taktı. Sonra kenarına makarna taktı 4 tane. Evet. Şimdi ne yaptığını ben anlayamadım ya. Havuzu ısıtıyor galiba. Siyah renkler genelde böyle güneşi çekiyor ya. Hani onu salıyor havuza, güneş çekiyor, oradan ısınıyor falan diye, ama bence çok işe yaramaz yani. 3 tane hula hop ne işe yarayabilir? Ayağı pislenmiş. Onunla havuza girince havuzu götürüyor. Öyle olmasın diye bakalım ne çare bulacaklar. Hadi bakalım. Taş. Aa, bu siyah taşlar çok güzel ya. Ne yapıyor ki bu? Çok saçma. Sonra gene basacağım. Sonra gene çime basacağım. Niye onu yaptın ki yani? Yüzmeye çok yoruluyormuş ablamız. Yüzmek istemiyor. Havuz buldun. Bunca insan burada havuz bulamıyor. Havuz buldun, yüzmeye eriniyorsun. Hayret bir şey ya. Bu da galiba rahat yüzebilsin diye bir şeyler yapıyor sevgilisi. Bulmuş güzelim sevgiliye.
bulmuş. Kendine böyle icatlar yapan sevgiliyi, bir de havuza girmiyor. Oh! Oh! Vallahi. Instagram'da bu videolar beni böyle hapsediyor gerçekten ya. 12'de uyuyacaksam 3'te uyuyorum bunlar yüzünden. Böyle hipnozlanmış bir şekilde izliyorsun. Bak mesela havluyla değişik şeyler yapıyor. Ne yapacak? Ha. Oo, vallahi süper fikir. Vallahi süper fikir. Harika. Ben sadece sustum bu videoda. Sustum. Sadece susuyorum. Hadi bakalım. Çıkmaması için bunu kullanacaksınız. Daha onu söksen çıkmaz oradan. Yapıştı. Daha söksen çıkmaz oradan. Ne yapıyor? Gömleği çalacak psikopat. Aha, söktü aldı vallahi. Söktü aldı gömleği. Ne yapacak ki? Güzelim gömleği kesti ya. Pislik. Bence daha güzel bir şeye çevirecek ama. Hadi bakalım. Hadi bekliyoruz ablacığım. Vallahi çok güzel oldu ya. Ana. Ya insanlar yemin ederim çok zeki ya da ben çok salağım. Bence ben çok salak olabilirim ya. Hiç aklıma gelmiyor böyle şeyler. Sizin aklınıza geliyor mu? Bence ben çok salağım gerçekten. Ne yaptı? Dantelli. Kendine galiba böyle strapless. Strapless mi? Strap, aynen o tarzda bir şey. Bilmiyorum ne olduğunu isminin ama güzel oldu bak. Yani zaten çuval giyse yakışır. Zaten o çuval giyse ona çuval da yakışır. Bak. Vallahi ne güzel oldu. Allah Allah. Ne yapıyorsun bacım? Bak bunlar da lastikledi. Hop. Ha, değişik kollu bir kıyafet yaptı. Vallahi anladım şu an. Aydınlanma yaşıyorum şu an. Böyle parladı gözümde. Kolları oh çok güzel ya. Yani kıyafet. Kıyafet çok güzel yani. Bunlar ölmüş. Bakalım ne yapacak? Bantladı. Ha, boyayacak, bir şeyler yapacak. Ha, ha, ha. Bunu ben de yaparım. Bu ne böyle? Güzelim saksıyı ne hale getirdin ha? Üstüne koyunca güzel oldu lan. Hmm, olabilir ama bence çok uğraşmaya değmez ya. Yani. Ne yapıyorsun bacım? Ne yapıyorsun bacım ya? Biz varız burada. Allah Allah. Ne olduğunu anlayamadım ben. Galiba şey kalkık değildi. O ne oturduğumuz kısım var ya. Tuvalet, klozet kapağı mı? Aynen o kalkık değildi onu. Kalkık değildi, inik değildi. Ne oluyor ya? Ne diyorum ben? Klozet kapağı inik değildi. Onu anladınız siz şimdi onu. Bak olaya bak şimdi bak. Anlayacağız şimdi. Şimdi bak tuvaletin sifonuna bastı hop. Aşağı iniyor kapağı ya. Otomatik yaptık kapağı. Ben anlatamadım. Ben anlatamadım. Çok saçma yerlere gittik onu. Ama siz anladınız. Şimdi diyor ki bacım diyor. Bunu diyor ütülemen lazım diyor. O da diyor ki ben duşa gireceğim diyor. Olmaz diyor. O da diyor ki aklını kullan. Bak git sıcak suyla duş al. Ütülü gibi olur diyor. Pratik zeka anladın? Pratik zeka. Ne çirkef kadınmış ya. Nasıl sinirlendi bak. Git bir tane daha al şeyden. Hemencecik yatağın kenarında sağında solunda vardır battaniye. Dolaptan al. Niye bu kadar sinirleniyorsun? Kendine bakalım ne yapacak. Hadi bakalım. Vallahi battaniyeden kıyafet yaptı ya. Gece bununla yat hiç üşümezsin abi. Hiç üşümezsin. Sıcacık. Oh! Bir de polarlar böyle yumuşacık oluyor ya. Mis. Çok seviyorum ya polar battaniyeyi. O bir de böyle sert sert tüyleri olan kalın ağır battaniyeden onu hiç sevmiyorum. Böyle yumuşacık olacak polarcacık. Polarcacık nasıl oluyor bilmiyorum ama. Sinirlendi bak sinirlendi. Su tut geçer. İki su tutacaksın ya. Bu kadar sinirlenmeyin. Cık. Vallahi yazık. Bak kadın yemin ederim ampulden sonraki en büyük buluşu buldu bak. Gene onu dökecek oraya. Ne yapacak öyle mi gezecek yine hep öyle mi duracak o? Bak sağa sola yere döküldü şimdi de mesela. Daha kötü. Sıkıştı tuvalete gidiyor. Tam da böyle nikah kıyılırken ha. Bak şu düştü hale bak bak yazık. Ne yapacak? IKEA çantasını kesecek biçecek kendine. Lazımlık mı yapacak ne yapacak? Onun içine mi yapacak? Yok. Ha. De şimdi şöyle bir durum var bir saniye. Bu konuya açıklık getirmem gerekiyor. Şimdi bir gelinlikle bir şekilde kadın düğününe gidiyor.
Nikah kıyılacak orada. İkiya çantasıyla mı dolaşacak ya? Onu mu düşünecek? Ya tuvaletim gelirse falan diye. Yapmam, tutarım abi. Sabaha kadar tut. Ne olacak? Buna ne oldu anlamadım. Ha, düşüyor. Sütyen düşüyor galiba. Bu arada insanlar sütyen demekten niye çekiniyor bilmiyorum yani. Yani kilot demekten, sütyen demekten, boxer demekten niye çekiniyoruz? Ayıp bir şey değil bunlar, kıyafet ya. Bak bağladı, artık düşmeyecek. Buna ooo, 3000 dolar. Ben diyor bunu sana evde diyor yaparım diyor. Hayırdır hayırdır sen diyor bak. Kaynısını yapacak şimdi bak. Oh. Bak şimdi bak. İyi izleyin. Oh. Gitmiş marketten almış, aynısını yapacak. Hadi bakalım. Hop. İkinciyi de deldi. Hop. Mis. 45 dolara al sana mis gibi düğün pastası işte. Ne uğraşıyorsun? Dağıt misafirleri. Çok mu pintileştim ne? Bak ne güzel, 100 dolara mal etti ya. Çimenlere basarsan böyle girersin işte. Gider o güzelim ayakkabı boşa gider. Ne yapıyor? Bant ha. Silikonladı. Ha anladım, kalıp yapacak, onu ona takacak ama çok kötü gözükür ki o. Hiç giyme daha iyi. Şeye gir daha iyi ya, çimenlere gir daha iyi. Bak iğrenç gözüküyor ya. Bir de çıkarıyorsun, takıyorsun mis. Neyse gençler, bir videomuz daha sonuna geldik. Bu tip videoların devam etmesini istiyorsanız like ve yorum atarak bana destek olabilirsiniz. Hepiniz çok seviyorum. 9 gündür kepenkleri indirmiştik. Artık geri geldik. Çok güzel videolara devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Ekran kardıktan sonra çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Onlar da güzel videolardı. Uçak olun. Kendinize iyi bakın. Ben kendim gidiyorum. Daha fazla saçmalamak istemiyorum. O yüzden artık gitmem gerek. Bay bay. Do 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 do